Teknopat'tan herkese merhaba, ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda sizlerle birlikte HTC'nin Desire 530 modelini inceleyeceğiz. HTC bu modeli Şubat'taki basın toplantısında tanıtmıştı. Akıllı telefon Mart'ta da satışa çıktı. Tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Desire serisindeki 530 modeli giriş seviye bir akıllı telefon. İsterseniz öncelikle tasarım özellikleriyle başlayalım. HTC'nin Desire serisinden yıllardır aşina olduğumuz tasarım hatları genel olarak aynı şekilde Desire 530'da da karşımıza çıkıyor. Elbette köşelerin yuvarlatılmış olması estetik açıdan hoş bir görüntü oluşturuyor. Telefonun sol üst kısmında 5 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Bu kamera BCI yani Backside Illuminated sensörlü ve f2.8 diyafram açıklığı sunuyor. Kullanılan BCI sensörünün özellikle düşük ışıkta avantaj sağladığını da ekleyelim. Bu noktada ayrıca ön kameranın 34 mm odak uzunluğuna sahip olduğunu da belirtebiliriz. Kameranın hemen yanında orta kısımda ahize bulunuyor. Aslında bu ilk bakışta hoparlör gibi görülebilir ama alttaki tasarımın bütünlüğü devam ettirilmesi açısından bu kısımda da hoparlör benzeri bir yapı kullanılmış. Telefondaki 5 inçlik ekran HD yani 1280x720 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturabiliyor sevgili seyirciler. Bu ekranın Super LCD yapısında olduğunu ve ekranın inç başına düşen piksel sayısının da 294 olduğunu ekleyelim. Desire 530'un boyutları 146.9 mm, 70.9 mm ve kalınlık ise 8.3 mm. Telefonun bu noktada hayli kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık ise 140 gram. Ön kısımda altta HTC logosu ve hoparlör karşımıza çıkıyor. Buradaki hoparlörün mono olduğunu belirtebiliriz. Önde başka bir detay kalmadığına göre gelin hemen telefonun yan kısmına geçelim. Sağda ilk olarak dikkatimizi çeken detay kırmızı renkte tasarlanan güç düğmesi. Ayrıca bu tuş ses açma ve kısma düğmelerinden ayrılması için tırtıklı bir yapıda üretilmiş. Hemen yan kısımda da tek şerit halinde sunulan ses açma ve kısma düğmelerini görebiliyoruz. Aslında bu tuşlar ayrı şekilde sunulsaydı çok daha iyi olabilirdi. Solda geniş bir kapak bizi karşılıyor. Hemen şu kısımda bulunan çentik sayesinde micro SD ve SIM kart yuvalarımıza erişebiliyoruz. Bu noktada karşımıza ilk olarak SIM kart yuvaları çıkıyor. Burada iki farklı SIM kart yuvasının olduğunu söyleyebiliriz. Bizdeki modelin yalnızca tek SIM kartı aktif, telefonun çift SIM kartlı versiyonunun olduğunu da ekleyelim. Hemen burada da depolama kapasitesini arttırmak için micro SD kart yuvası yer alıyor. Nano yapısındaki SIM kart yuvasına şuradaki çentiyi kaldırarak kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Buraya SIM kartımızı takıp tekrar bu aparatı yuvaya yerleştirdiğimizde SIM'imiz aktif oluyor. Burada bulunan micro SD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesini 2 TB'a kadar arttırabiliyoruz. Bu noktada SIM kart ya da micro SD kart yuvalarını gösteren herhangi bir simge olmadığını da ekleyelim. Telefonun alt kısmında yalnızca micro USB yuvası bulunuyor. Bu sayede şarj işlemi gerçekleştirilebildiği gibi USB 2.0 hızında veri aktarımı da yapılabiliyor. Telefonun üst kısmında ise yalnızca 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı var. Desire 530'un gövdesinde polikarbon bir malzeme kullanılıyor. Yine klasik olarak HTC logosunu telefonun orta kısmında görebiliyoruz. HTC bu noktada bir hatırlatma yapıyor. Gövdeye sıvı ve su temasının kesinlikle olmaması gerektiğini belirtiyor. Telefonda farklı birçok renk seçeneği sunuluyor. Ayrıca bazı modellerde arka kısımda yer yer mikro boya kaplamalar da sunuluyor sevgili seyirciler. Ek olarak Snapcase kapak sayesinde de telefonu farklı renklerle kalibre edebilir ve rahatlıkla koruyabilirsiniz. Arkada üst bölümde en çok dikkat çeken ayrıntı ise gövdeden taşan büyük kamera. Arka kameranın detaylarını bu açıdan çok daha net bir şekilde görebiliyoruz sevgili seyirciler. 8 megapiksel çözünürlük desteği sunan BCI sensörlü kameranın diyafram açıklığı ise f2.4. Bu kamerada da önde olduğu gibi 34 mm odak uzaklığına sunulduğuna ekleyelim. Kameranın hemen altında ise tek don flaş karşımıza çıkıyor. Hemen şu kısımda da mikrofon deliğini görebiliyoruz. Arka kısımda sol alt bölümde HTC'nin kordon kayış için ayırdığı yuvayı görebiliyoruz. İpi şu deliklerden geçirdiğinizde telefonu kolayca bileğinize sabitleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Hemen yan kısımda da telefonda prosedür gereği yazılması gereken ayrıntılar yer alıyor. Tasarımla alakalı birçok ayrıntıyı tamamladığımıza göre cihazın teknik özellikleriyle devam edebiliriz. Telefonda giriş seviyesi modeller için tasarlanan Snapdragon 210 işlemcisi yer alıyor. MSM8909 şeklinde de geçen bu işlemcinin 1.1 GHz'de çalıştığını ve 28 nanometre mimarisiyle üretildiğini de belirtelim. 1.5 GB RAM'in bulunduğu Desire 530'daki dahili depolama alanı ise 16 GB. Ancak bunun 10.51 GB'lık kullanıcıya bırakılmış durumda.
Geriye kalan bölümler işletim sistemi ve ek uygulamalar tarafından kullanılıyor. Telefonda grafik işlem birimi tarafında ise 409 MHz'e kadar çıkabilen Adreno 304 görev yapıyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11bgn, Bluetooth 4.1 ve NFC seçenekleri yer alıyor. Ayrıca LTE desteğinin de sunulduğunu bu noktada ekleyebiliriz. Yani telefon 4.5G'yi destekliyor. Telefonda yakınlık, hareket ve ortam ışık sensörleri yer alıyor. Telefonun bataryası ayda 64'te 2000 mAh gözükse de aslında kapasite 2200 mAh. HTC Desire 530'un yazılım özelliklerine geçebiliriz. Bu kısımdan öncelikle bir yazılım güncelleştirmesini denetleyelim. Ayarlar kısmında hakkında'ya tıklayarak yazılım güncelleştirmelerine bakalım. Evet, telefonumuz için şu anda herhangi bir güncelleştirme yok. Geriye döndüğümüzde yazılım bilgisi üzerinden Android sürümünün 6.01, HTC Sense sürümünün de 7.0 olduğunu görebiliyoruz. Yani HTC burada şaşırtıcı bir şekilde Android'in en güncel versiyonuna yer vermiş. HTC Sense arayüzüyle birlikte olabildiğince saf Android deneyimini kullanıcılara yansıtmak istiyor. Bu noktada giriş seviyesindeki Desire 530'da bile HTC'nin en güncel versiyonu yer alıyor. Elbette baktığımızda saf ve olabildiğince basite indirgenmiş bir şekilde uygulama simgelerinin sunulduğunu görebiliyoruz. Bu kısımdan uygulamalar arasında alfabetik sıralama ve en yeniler şeklinde sıralama gerçekleştirebiliyoruz. Yine buradan uygulamalar arasında arama, mağazaya gidebilir ve uygulamaları yeniden düzenleyip yönetme seçeneklerini kullanabiliriz. Posta, takvim, haritalar, temalar gibi uygulamalar en üst kısımda yer alıyor. Az önce de belirttiğim gibi buradan uygulamaları sıralayabiliriz. Alt kısımlara doğru geldiğimizde bizim yine benchmark uygulamaları sistemde kurulu. Ayarlar altında telefonun tüm detaylarına erişebiliyoruz. Uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri gibi kısımlar en üst bölümde kategorilendirilmiş bir şekilde sunuluyor. Hemen altta da kişisel seçenekleri altında kişiselleştir, hesaplar ve eşitleme, konum, güvenlik, erişebilirlik, yedekleme ve sıfırlama gibi ayrıntılar yer alıyor. İsterseniz başka bir telefondan içerik alır seçenekleriyle birlikte kolay bir şekilde diğer telefonunuzdaki içerikleri buraya aktarabilirsiniz. HTC Desire 530'daki hoparlör mono, dolayısıyla boom sound teknolojisi desteklenmiyor. Burada da yalnızca kablolu kayıttan yürütme için kullanılabildiğini belirtelim. HTC Sense'de bildirim ekranına yine yukarıdan kaydırıp erişebiliyoruz. Bu kısımda hızlı ayarlar menüsü karşımıza geliyor. Buradan ekran parlaklığını ayarlayabilir, kablosuz ayarı ya da Bluetooth'u değiştirebilir, rahatsız etmeyin modunu aktif edebilip bildirimleri sınırlayabilir ya da otomatik döndürme seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Yine burada üstün güç tasarrufu modunu aktif ederek telefonda yalnızca temel bazı işlemleri gerçekleştirip şarjdan tasarruf edebilirsiniz. İsterseniz hemen üstün güç tasarrufunu aktif hale getirelim. Evet, şu anda üstün güç modu açılıyor. Üstün güç modu karşımızda. Burada telefon, iletiler, posta, takvim, hesap makinesi ve çıkış gibi seçenekler yer alıyor. Yani telefonun yalnızca temel işlemlerini bu mod sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede şarj optimizasyonu sağlanıyor ve kolay bir şekilde istenildiğinde çıkış yaparak normal HTC Sense arayüzüne geçiş yapılabiliyor. Kamera arayüzünde karşımıza öncelikle flash seçeneği geliyor. Buradaki A doğrudan otomatik flash'ı temsil ediyor sevgili seyirciler. Hemen altında da HDR modunu aktif ya da pasif hale getirebileceğimiz düğme yer alıyor. Onun altında ön kamerayı açan simge var. Bu kısımda 3 noktaya tıklayarak fotoğraf boyutu, kamera seçenekleri gibi ayarlara erişebiliriz. Yine video kalitesini de buradan değiştirebiliyoruz. Telefonumuzun arka kamerasının video çekim standardının HD yani 1280'e 720 piksel olduğunu da ekleyelim. Arka kameranın fotoğraf boyutu normalde 8 megapiksel yani 3264'e 2448 piksel fotoğraf çekiliyor. Bunu isterseniz 6 megapiksel ya da 3.7 megapiksel şeklinde de optimize edebilir, değiştirebilirsiniz. Şuradan ayarlara tekrardan tıkladığımızda genel ayarlar üzerinden de yine kılavuz, coğrafi etiketlenmiş fotoğraflar, ses düğme seçenekleri gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kamera ile ilgili diğer bilgileri de ipuçları ve yardım seçeneğinde tıklayarak kolayca erişebilirsiniz. Kamera arayüzünde en üst kısımda önceden çektiğimiz fotoğraflara kolayca erişim için bir simge bulunuyor. Hemen onun altında da
kamera modları arasında, daha doğrusu fotoğraf ve video modu arasında geçiş için simgeler yer alıyor. En alt bölümde ise selfie, kamera ve panorama modları arasında geçiş yapabilmemiz için 3 farklı seçenek simgesi bulunuyor. HTC Desire 530'un önünde yer alan 5 megapiksellik kamera sayesinde otomatik selfie çekimi yapabilirsiniz. Yani gülerek selfie ya da sabit selfie seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yine ek olarak sesli selfie seçeneğiyle de sesli komut vererek fotoğraflar çekebilirsiniz. Yine ön kamerayla ekrana dokunarak fotoğraf çekebileceğiniz gibi arka kamerada olduğu şekilde önde de yine HDR modunu kullanabilirsiniz. Benzer şekilde 10 saniyeye kadar selfie zamanlayıcıyı kullanarak da fotoğraf çekimi yapmak mümkün. Evet, şimdi de telefonumuzun multimedya deneyimini Tears of Steel ile yakından bakalım. Ekran parlaklığının ve renk değerlerinin, buna ek olarak da mikrofonun mono olmasına rağmen ses şiddetinin giriş seviyesi bir telefon için normal olduğunu, ideal olduğunu söyleyebiliriz. Benchmark testlerimize geçebiliriz. Öncelikle Geekbench 3 testimizle başlıyoruz. Rank Benchmark seçeneğine tıklayarak testimizi başlatalım. Geekbench 3 testimiz tamamlandı. Tek çekirdekte 297, çift çekirdekte ise 984 puanlarını aldık. Şimdi de hemen okuma ve yazma hızlarımızı test edelim. Bunu da elbette AndroBench uygulamasıyla gerçekleştiriyoruz. Uygulamamız açıldı. O seçeneğiyle tüm testlerimizi başlatalım. Testimiz sonuçlandı. Okumada 125.91 MB, yazmada ise 57.89 MB saniye rakamlarıyla karşılaştık. Rakamların yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Adreno 304 grafik işlem verimi daha çok giriş seviyesi modellerde kullanılıyor. Dolayısıyla oyun konusunda çok fazla bir şey beklememek lazım. Ama biz yine de Temple Run 2 ile küçük bir test gerçekleştirelim. Hemen Temple Run 2'yi çalıştıralım. Şu anda yer yer ufak da olsa takılmaların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Oyunun keyifli bir şekilde oynanabilmesi için biraz daha akıcı bir deneyim sunulması gerektiğini hatırlatalım. HTC'nin Desire 530 modelini inceledik. Bu kısımda da telefonun artı ve eksilerine birlikte bakıyoruz. Telefonun en önemli artısı elbette Android 6.0.1 desteği. Telefon en güncel Android versiyonunu kullanıyor. Ek olarak elbette mikro boya kaplama desteğinin de tasarım özelliği bakımından artı bir özellik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra kameradaki netleme sisteminin eksi olarak belirtebiliriz. Çünkü kameradaki netleme sistemi epey yavaş çalışıyor ve sahneye netlediğiniz anda bazı sahneleri kaçırmanıza sebep olabiliyor diyebiliriz. Öte yandan OTG desteğiyle birlikte filmlerinizi ve videolarınızı USB bellek üzerinden oynatabilirsiniz. HTC Desire 530 999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Telefon Android'in en güncel versiyonunu HTC Sense ile birlikte deneyimlemek isteyen, bunun yanı sıra tasarım özellikleriyle de telefonun ön plana çıkmasını isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek diyebiliriz. HTC'nin Desire 530 modelini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.